21 yıllık bir emeğin sonucu aslında bu. Ailemiz gittikçe büyüyor. Chelsea ailesinin büyümesinden hepimiz oldukça memnunuz. Hepimiz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda uğraşı veren bütün arkadaşlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Size katıldığım Chelsea ailesine yakışan bir gece. Samimiyet var. Sanayici olarak arkadaşların her meslekten, her konumdaki arkadaşların bir arada olduğu, ekonomik, sosyal ve siyasi olarak da bazen bir araya geldiğimiz birçok toplantıda gördüğümüz gibi bugün de çok güzel, çok leziz, kendi çapında yapılan bir toplantı. Bu toplantı emeğe geçen yönetim kurulunun başkan arkadaşlarımı, herkesi, işin mutfağında olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Chelsea, çağdaş iş insanları İstanbul yönetiminin 9. organizasyonu olan Büyüme Hikayelerimiz temasıyla oluşturduğumuz işbirliği ve güç birliği etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2008 yılında gereklilik olarak görülen Chelsea'nin kuruluşunda emeği geçen başta kurucu başkanlarımız ve derneğimizin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu gecenin amacı da işbirliğimizi ve güç birliğimizi geliştirerek yarınlarda daha da büyüyerek karşılamak için düzenlenmiştir. Şimdi güçlü enerjisiyle açılış konuşmasını yapmak üzere Chelsea İstanbul Başkanımız Sayın Adnan Bulut'u kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, şube başkanlarım, saygıdeğer protokol, çok değerli Chelsea üyeleri ve bu güzel etkinliğimizde bizimle birlikte olan siz değerli misafirlerimiz, hepiniz Chelsea İstanbul Organize Şubesi'nin yaptığı 9. İşbirliği, Güç Birliği etkinliğimize hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimi sunarım. İsmim Adnan Bulut ve ben bir Chelsea gönüllüsüyüm. Bizler çağdaş dünya görüşüne sahip, hobilerden oluşan iş insanların bir araya geldiği bir derneğiz. Hak, hukuk, adalet ve eşit diyen her bir birey bizim için çağdaş bir bireydir. Chelsea olarak 3D kuralına çok özen gösterdiğimizi bilmenizi isterim. Dürüst davranıyoruz birbirimize, değer veriyoruz birbirimize ve destek oluyoruz birbirimize. Her geçen gün büyüme hikayelerimize yeni hikayeler katıyoruz. Bir araya gelerek işbirliği, güç birliği yapmanın gururu ve sevinci içerisindeyiz. Genel amaç üyelerimizle sürekli temas halinde olmaktır. Faaliyetlerimizi daha aktif hale getirerek ekonomik olarak yeni ilişkiler yaratmaktır. Tecrübe aktarım toplantıları ile genç girişimcilere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerimizde önce Chelsea üyesi deme refleksidir. Bu anlamda her bir üyemiz diğer bir üyemizin gönüllü pazarlamacısı olduğu bilinci içinde hareket etmektedir. Burada güven var, dürüstlük var, dayanışma var. Chelsea olarak toplumun ihtiyaçlarına göre çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek sağlıyoruz. Bu yıl Ovacık Belediyesi'ne yapmış olduğumuz bisiklet desteğiyle gençleri okumaya teşvik projesine destek verdik. Bu yolda daha güzel hikayeler yazmak için sizleri de aramıza görmekten büyük onur duyarız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Afiyetle bereketle. Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli. Hoş geldiniz. Avcılar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erdal Naz. Hoş geldiniz. Aker Vakfı Başkanı İbrahim Yirik. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Serçeşme Derneği Başkanı Kenan Şengül. Hoş geldiniz Kenan Bey. İSİAD Başkanı Cemal Çoban. Hoş geldiniz. İzmir Şube Başkanı Ali Rıza Çetinkaya. Hoş geldiniz. Antalya Şube Başkanı Taner Akpınar. Hoş geldiniz abi. Evet değerli arkadaşlar. Önce konuşmama, bugünlerde gündemimizde olan 107 canımızı yitirdiğimiz
Ankara Garı'nın ve sınır dışı operasyonunda şehit düşen ana kuzular olan evlatlarımızı anmakla başlamak istiyorum. Bir defa Çağsiyat yola çıktığımız anda mikro denilecek, hatta kartvizli çok zayıf arkadaşlarla bu işe başladık. İşte öyle bir zamanda, öyle bir dönemde Çağsiyat'ı kurduk ki herkesin baskı görür, hapse atılırsınız dediği dönemde biz Çağsiyat gibi işveren örgütünü önemsedik. Bize düşen her şeye yine her zaman olduğu gibi güç vereceğiz, destek vereceğiz. Adnan Başkanımızın söylediği gibi 3D'yi uygulayacağız. Enerjimiz var. Evet, gençliğimiz de var. Gençlerimiz de var. Biz bu örgütlenmeyi büyüteceğiz. Sizler de bu örgüt içinde olun. Korkmayın. Bizim şu yapmış olduğumuz işlerin hükümetler para vererek, hibe destek programları vererek aslında ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bizim yaptığımız Türkiye ekonomisine ve Türkiye İslam'ına can taşımak, kan taşımaktır. Dolayısıyla 10 yıldır hep bu bizim önümüze her toplantıda soruldu. Ama biz bunu bu şekilde konuştuk. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki bu akşam buradayım. Bir söz vardı çok meşhur. Biz Washington Post'un da internet sitesinde bu yazar girer girmez. Bazı şeylerin bazıları bilinmesini istemez, işte biz bu haber diyoruz diye. Mesele tam da bu. Şimdi tabii özellikle sistem sansürü açıksa, izin veriyorsa, hukukun üstünlüğü yoksa, sistem manipülasyonu açıksa, o zaman iktidarlar istedikleri gibi bilgileri, ellerindeki bilgiyi kontrol edebiliyorlar. Ve böylelikle de iktidar meclisi oluyor. Yani dönüp bazen TED diyoruz ya, Türkiye'deki işte, durumu eleştirirken de, ya kardeşim nasıl oluyor işte enflasyon fırlıyor, dolar bilmem ne oluyor. Siz de iş insanlarısınız, üretenlersiniz, siz daha iyi biliyorsunuz. Nasıl oluyor da bu iktidar bu kadar fazla oy alıyor? Çok basit, çünkü bilgiyi kontrol ediyor. Kendi ailemden bir örnek vereyim size. Benim annemin abisi, dayım Balıkesirli bir iş insanı. Ve bu iktidarda çok destekleyen bir iş insanı. Canı gönülden çok seviyor Recep Tayyip Erdoğan'ı, hep de sevdi. Fakat başına şöyle bir şey geldi zavallı dayımın. Geçen sene. Apartman toplantısına gidiyor. Apartman aidatlarına işte %100 zam gelmiş. Ne bileyim, 150 lirası 300 lira olacak apartman aidatı falan. Tabii dayım denleniyor, kardeşim diyor. Siz hırsız mısınız? %100 zam gelir mi apartman aidatına? Ne yapacağız? Dolumuzu mu vereceğiz falan diyor. Sonra ortaya çıkıyor ki adamcağız sürekli A Haber izlediği için doğalgaza gelen zamdan haberi yok. Gerçekten. Sonra toplantı sonrası orada işte sakinleştirmişler dayımı falan da, oğlu işte sözcünü falan internet sitesine geliyor, bak diyor. Baba diyor, böyle doğalgaza zam gelmiş, bundan aidata zam geldi falan. Yani bu bir iki değil, bu iş böyle aslında bakacak olursanız. Her neyse, ya da mesela bunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Geçen bir işte orta vadeli yeni ekonomi planı falan deniyor, bu açıklandı. Yine açıyorum ben işte bizim yerli ekonomi kanallarını, vay Türkiye şöyle uçacak, böyle kaçacak falan. Yani şimdi ben şu gazeteci halimi, nasıl uçacak, nasıl kaçacak, ben bu plandan hiçbir şey anlamadım açıkçası. Şunu diyor, yani tamam yatırım yapmak isteyenden az vergi alacağım ama vatandaşın anasını ağlatacağım diyor. Ben bunu anladım yani. Enflasyon rakamları veriyor, %9. Ama siz olun, hani şunu söyleyeyim, Facebook'ta gördüğünüz her şeyi ne kadar gerçek gibi gelse de kulağa, gerçek diye hemen paylaşmayın. Böyle olmayabiliyor. Tabii özellikle habercilik yaparken bu tip süreçlere sık sık maruz kaldığımız için 2011'de böyle Suriye'den haberler geçiyor, görüntüler geçiyor. Sokak sokak gösteriyor, burada diyor şu eylem çıktı, burada şu çatışma çıktı falan. Bunu CNN International yayını aldı bu deneyi. Bir yerden bağlanıyor, anlatıyor, çok diyor, inanılmaz protesto gösteriyor, şöyle böyle falan. Ben de yayını aldım. Abicim sonra ne çıksa beğenirsiniz. Sonra ortaya çıktı ki bu deneyi aslında İngiltere'deymiş adam. İngiltere'nin arka sokaklarından ben Suriye'deyim diye yayın yapıyormuş ve adam bütün dünyaya bu haberleri servis etti Suriye'deymiş. Size de vatandaş olarak tavsiyem, sevmesen bile düşmanın da ne diyor. Hakikaten ne olup bittiğini anlamak için dönüp onu da dinlemekte fayda var değil. Ve toparlayıp teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Değerli misafirlerimiz, değerli Çağsiyat aile, hoş geldiniz.
Işık ambalajı olarak İkideli Organize Sanayi Bölgesi'nde polietilen köpük ambalaj malzemeleri tasarımı ve imalatı yapıyoruz. 15 yıldan sektöre çok önemli katkılarımız oldu. Bir kadın girişimci olarak erkek egemen bir sektörde bir yer edindiysem o da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti sayesindedir. Işık ambalaj, işçi bir anne babanın kızı ile çiftçi bir anne babanın oğlunun emeğidir. Birbirimize benzeyen iş insanları olarak Çağsiyah çatısı altında tanışıp, çalışıp dostluklarımızı büyütüyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Afiyet olsun. Küçükken annemiz bize paranı biriktir. Hani kimseye muhtaç olma. Konjektür şuna döndü. Paranı kimseye kaptırma. Çevredeki paraya sahip çık. Kimin ne olduğu belli değil. Kimseye bulaşma değil. Sen kimse, onlar sana bulaşmasın diye. Haziran ayında 53 tane kadın ateşli silahlar öldürüldüğünü kaç kişi biliyor mesela? Geçen yıl 2018 yılında 8000 çocuğun istismarları kaç kişi biliyor? Ne yapacağız bu parayı kazandığımızı varsayarsak? Yani biraz farkındalıkları ve dikkatlikleri önemli noktalara çekmekte fayda var. Ben Taker'an İstanbul Şubesi'nin 9. İşbirliği Güç Birliği organizasyonunda Başkan Yardımcım Natife Hanım'la beraber buraya gelmiş bulunmaktayız. Siz dostlarla beraber aynı havayı teneffüs ediyor olmak bize mutluluk veriyor. Onun için sizle birlikte olmaktan mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyor, afiyet olsun diyorum. Ben Hikaye Düzenli. Elektronik güvenlik sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Düzenli Güvenlik Sistemleri firmasının emekçisi ve sahibiyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüz arkada kalmasın diyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar değerli Çağsiyah gönüllüleri. Şimdi birlik olmaz zamanı diyoruz. Şimdi büyüme zamanı diyoruz. Büyümek için sizlere ihtiyacımız var. Nazım Usta'nın dediği gibi hani derler ya, ben sensizle yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Soframız bereketli olsun, hepinize helal hoş olsun, saygılarımla. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben de İzmir'den selamlar getirdim sizlere. Yol her şeyden üstündür diye düşünen bir topluluğa üyeyim ve bundan mutluluk duyuyorum. Ama bu topluluk güçlü bir topluluk, inançlı bir topluluk. Bu inancımız dini bir inanç değil, bu yol inancı. Bu inanca katkı sunan tüm dostlara saygılar sunuyorum. Biz aslında çok güçlüyüz, hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum tüm dostlar, sağ olun. Değerli dostlar, huzursu adına sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Ülkemizin en kaliteli ve en kıymetli doğal kaynak suyu, huzur suyu. Çağsiyah'ta ilişkilerimizin geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkamdan çerme taktıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten, gülerekten yürümek. Sizlere tekrar saygılar ve sevgiler sunuyorum.